Merhaba, geçen hafta bomba gibi bir haber düştü gündeme. Aslında bu bir haber değil, ola gidenin yansımasıydı. Hepinizin çok yakından bildiği gibi İnci Taneleri filmiyle Yılmaz Erdoğan ve daha da çok Dilber karakteriyle Hazar Ergüçlü gündemimizi epeyce meşgul etti. Ne olmuştu da bu kadar çok izlenmiş ve bu kadar çok konuşulmuştu? Aslında bir miktar üstünden şöyle geçelim de istiyorum. Pavyon kültürü deyince insanın aklına Ankara geliyor. Hadi olmadı Adana diyelim. Ancak İnci Taneleri İstanbul'da çekiliyor. Dolayısıyla da ilk çelişki buradan başladı. Peki bu konuyu neden bu kadar çok konuştuk? Merak aslında televizyonda reytingi belirleyen tamamıyla kadınlar. Muhtemelen izleyicilerin çoğu kadınlardı. Fakat pavyon kültürüne bir miktar ihanet ettiğimizi de düşünüyorum. Gizemli yerler, kadınlara tabu olan yerler, erkeklerin kendilerini daha rahat hissettiği, ifade ettiği yerler olarak belirlenen pavyon ilk defa açığa da çıkmış oldu. Gelelim Yılmaz Erdoğan'ın oyunculuğuna. Aslında şairliği oyunculuğunun çok önüne geçmiş. Her söylediği cümle düz bir cümle olsa bile söyleme biçiminden ötürü Yılmaz Erdoğan'ı duymak istiyoruz. Ama bu da çok fazla zorlama olmuyor mu? Açıkçası oyunculuğuyla söylemlerinin birbirine yakın olması dizinin izlenmesi konusunda çok daha ilgi çekici olabilirdi. Kendi gününde reyting rekorları kırmış. Açıkçası Survivor'ı geçen, kendi gününde geçen ilk film olduğunu, ilk dizi bölümü olduğunu söylemekte yarar var. YouTube'a girdiğimizde Pavyon dizisinin 4 yıl önce çekildiğini görüyoruz. Yaklaşık 2 milyon izlenmiş. Blue TV yayınlamıştı. Dolayısıyla oradaki rakamları da şöyle kabaca bir toparlarsak, ilk bölümüyle çok kısa sürede 11 milyona ulaşan İnci Taneleri'nin yarısı kadar reyting aldığını söylemek mümkün. Kendi gününde de televizyonda reyting rekoru kırmış. İnci Taneleri Kanal D'de birinci sırada, Survivor TV8 ikinci sırada ve Hudutsuz Sevda Fox TV'de üçüncü sırada yer alarak günü başarıyla tamamlamışlar. İnci Taneleri'nin yolu açık gibi gözüküyor. Eğer bir kaza olup da Rütük'ten durdurma kararı almazsa. Gelelim Hazar Ergüçlü'nün oyunu kadar meşhur olan kıyafetine. Muhtelif söylentiler var ama hemen bugün itibariyle baktığımızda 2 gün önceki fiyatı Trendyol'da 400 ila 700 lira arasında değişiyor. Beymen'deki fiyatının çok yüksek olduğunu daha önce bir biçimiyle haberlerde de görmüştük. Dans mı, kıyafet mi, oyuncunun kendisi mi, yoksa dans ederken ki hal ve tavrı mı? Açıkçası hangisinin gerçek anlamda tuttuğunu söylemek mümkün değil. Bir bütün olarak baktığımızda dizi tuttu. Bunun nedeni de yine biz kadınların merakı olsa gerek. İçerik her zaman güzel olabilir. Elbette öyle. İzlemekten kendimizi alamadık. İkinci bölümünde merakla bekliyoruz. Ancak içeriği bu kadar iyi olup bu kadar izlenmeyen pek çok film de var. Peki ne oldu da bu kadar çok izlendi? Önce Hazar Ergüçlü'yü dans dersi alırken izledik. Öyle bir video düştü ekranlara. Sonra kıyafeti, sonra da o kıyafetle oynayan kendisi ve başkaları. Dolayısıyla da iyi bir medya planlamayla filmin teaser'ı aktarılmış ve verilmiş oldu. Bu anlamda da tutması hiç de tesadüf değil. İkinci filmimiz bu hafta vizyona girdi. Resimdeki Gözyaşları ve Cem Karaca. Cem Karaca elbette ki bu ülkenin yetiştirdiği değerli sanatçılardan bir tanesi. Filmi izlerken belli yaş grubundakiler aslında kendi dönemlerinde ola gideni de bir biçimiyle tekrar yaşayacaklar, nostalji yapacaklar. Tam buna hazırlanırken bambaşka bir haberle aklımız karıştı. Sanatçının eşi İlkim Karaca, "Durdurun çünkü benden izin alınmadı, bunun telif hakları bana ödenmedi," dedi. Mahkemede İlkim Hanım'ın bu itirazına evet dedi, ancak İlkim Hanım'ın, İlkim Karaca'nın 3,5 milyon TL'lik bir teminat yatırmış olması gerekiyor. Bunu yatırana kadar alınan karar geçerli olmayacak. Çok çelişkili bir durumdayım. Bunu açıkça söylemek isterim. Bu filmin oynanmasını, oynatılmasını, bu filmi seyretmeyi ve daha fazla kitleye ulaşmasını isterken telif hakları konusundaki hakların çiğnenmesinin altında çizmek istiyorum. Çünkü bizim sektörümüzde fikir ürünleri çok önemlidir. İntihaller çok önemlidir. Çalmalar çok önemlidir. Bunların olmaması için
telif haklarının ödenmesi ve hakkıyla bu filmin oynanmasını anlamlı bulurum. Bunu sadece bu film adına değil, kendi sektörümüzdeki diğer işler adına da söylüyorum. Çok biliyoruz ki, bunu burada söylemekte fayda görüyorum, konkura katılan ajansların fikirleri toplanıp bilare daha sonra ileri zamanlarda benzerlerinin biraz değiştirilerek yapıldığını söylerler. Dolayısıyla da bir haksızlık edildiği ifade edilir. Tam da yeri gelmişken bu konunun altını bir kez daha çizmek isterim. Yerel seçimler için ısınmaya başladık. Marketing Türkiye'de her zaman olduğu gibi toplumun nabzını tutarak belediye başkanlarının nasıl olması gerektiğini ya da sizin şehrinizi hangi belediye başkanı yönetsin istersinizi çıktı. Aksoy araştırmayla birlikte halkımıza sordu. 1067 kişiye Türkiye temsili 12 ilde sorular sorduk. Açıkçası herhangi bir yönetimden beklenenden daha fazlası bekleniyor belediyelerden. Çünkü hem şehrisi, çünkü onu anlayabileceğini düşünüyor vatandaş. Kendisini hükümetten daha yakın hissediyor. Bu bağlamda da beklentisi biraz daha farklı. Yapılan araştırmada açık ara adil bir belediye başkanı ya da bir belediye başkanlığı yönetimi istiyor. Dürüst olsun diyor. Halkla iç içe olsun diyor. Mesafeli durduğunu düşünüyor. Hizmet etmeli. Her koşulda bize iyi hizmet etmeli diyor. Çalışkan ve çözüm odaklı olmalı. Problemi ortaya koyup mızırdanmasın diyor. Çözüm üretsin diyor. Güvenilir olsun diyor. Bir gün söylediği bir başka gün söylediğiyle çelişmesin diyor. Ve çok da fazla istediği şey şefkat görmek. Dolayısıyla halkımızın kendi belediyesinden, kendi belediye başkanından şefkat görme isteği şimdi her zamankinden daha fazla. Sizin şehrinizi hangi belediye başkanı yönetsin istersiniz? İlginçtir gene. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu sıralamada çıktı. İlk sırada Mansur Yavaş var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Küçük bir farkla Ekrem İmamoğlu geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ve burada muhtemelen şefkat yanıyla ağır basan, güvenilir, çalışkan, adil ve hizmet veren belediye başkanı tanımına uyan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 3. sırada yer alıyor. Hangi belediye başkanını kendi kentinizin belediye başkanı olarak görmek istersiniz listesindeki 4. sırada Tunç Soyer var. Parti yönetiminin aldığı karar, Tunç Soyer İzmir'den belediye başkan adayı olarak gösterilmeyecek. Şimdi başka illerde talep gören Tunç Soyer kendi kentinde belediye başkan adayı olarak gösterilmedi. Acaba seçilme ihtimalinin olmadığı mı düşünüldü İzmir için bakarsa ya da parti yönetimleri, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi İzmir'deki tabandan ya da Türkiye'deki nabızdan bir haber mi? Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanın nabzını tutup tutmadığını bir biçimiyle 31 Mart akşamı çok daha net görmüş olacağız. Filmler dedik, belediye başkanlığı dedik, oylar dedik, taban dedik, halk dedik. Şimdi birazcık daha geleceğe bakalım. Biraz daha ciddi konulardan söz edelim. Tabii önümüzde gördüğümüz en ciddi şey yapay zeka ve yapay zekanın hayatımızı, iş dünyamızı, kariyerimizi nasıl etkileyeceği. Bir kere yapay zekanın hayatımıza girmiş olması, geçmişte sanayi devrimi nasıl ekonominin bütün bileşenlerini üretim başta olmak üzere etkilediyse, bundan sonra da benzer bir dönüşümü yapay zekayla bütün sektörlerde görmemiz söz konusu. Uluslararası Para Fonu'nun 14 Ocak'ta yayımladığı araştırmayla bugün sunacağımız Yapay Zeka ve İşin Geleceği başlıklı raporu bundan sonra her 15 günde bir vermeye çalışacağım. Yani bugün söylediğim şey aslında bir başka şeye dönüşmüş bile olabilir. Bu raporda küresel istihdamın %40'ının kökten etkileneceği söyleniyor. Gelir dağılımının müthiş etkileneceğini ve dengenin giderek bozulacağına dair emarelerin gözüktüğü ifade ediliyor. Kötüleşeceğinden söz ediyoruz. Yine aynı raporda Oxford Üniversitesi akademisyenlerinin hazırladığı bir bölüm var ki yapay zekada ilerlemeye ilişkin uzman araştırma dediğimiz 2023'ün tamamını kapsayan bir bölümde de yapay zekanın 2116'da insanların çalıştığı tüm işleri tek başına yapabileceği söyleniyor. Böyle bakıldığında hangi meslek, hangi sektör etkilendi deme şansımız daha kısa bir süreliğine var. 2116'da
bu soruların bile biteceğini söylüyorlar. Yani çok korkutmak istemiyorum ama öngörüler böyle. Etkilenmesi beklenen sektörler diye baktığımızda ilk karşımıza çıkan finans oluyor. Çünkü analiz yapabilme yeteneği bir insanın yapabileceği hızdan çok daha fazla ve daha fazla bileşeni işin içerisine alıyor. Grafik tasarımcılar çok etkilenecekler. Çünkü yapay zeka grafik tasarımcılarla rekabet eder hale geldi. Tabii buna sanatçılar da dahil. Bazıları sizin de isimlerini çok iyi bildiğiniz gibi dijitali kullanarak çok güzel tablolar çıkarıyorlar. Ancak rekabet eder hale geldiler. Sanatçıların iyi bilmesi ve yapay zekayı iyi anlamış olması gerekiyor. Yine ING Bank Uluslararası Baş Ekonomisti James Knightley'nin bir söylemi var. Bu bizim beyaz yakalıları çok etkileyecek. Yüksek vasıflı kol işçilerinin yapay zekadan en fazla korunacak meslek grupları olduğunu söylüyor. Yani marangozlar, mücevher işlemesi, inşaat işçileri gibi insan emeğine dayalı işler ve onların yetenekleri çok daha fazla korunacak. Kimler kaybedecek? Beyaz yakalılar. Beyaz yakalılar bundan böyle tek iş yapamayacaklarını bilip kendi yetkinliklerini geliştirmiş olmaları lazım. Hadi dönelim bize. Gazetecilik, senaristlik, yöneticilik, avukatlık, grafik tasarımcılığı ve sanatçılık gibi pek çok alan şimdiden etkilenmeye başladı bile. Hadi biraz daha ileriye bakalım ama içinde yaşadığımız dünyayı yorumlayalım. Bu defa Edelman'ın güven endeksinden söz edelim. 24.sü yayınlandı, 28 ülkede 30 bin kişiyle gerçekleştirildi ve bir yıl önceden trendleri gösterdiği için çok değerli. Marketing Türkiye online'da, web sitemizde hem kısa bir özetini hem de bu endeksin geniş paylaşımını görmek mümkün. Geçtiğimiz yıl en çarpıcı veri sokaktaki insanın bütün dünyada böyle hükümetlerden daha ziyade markalara ve şirketlere güvendiğiydi. Benim haklarımı siz koruyun diyordu. Çünkü hata yaptığında ona soru sorma hakkı vardı. Her ortamda eleştirebilir, şikayetini dile getirebilirdi. Bu da bir biçimiyle çözümlenebilirdi. Ama günümüzde hükümetlerden şikayet ettiğinizde sonun ne olacağını çok fazla bilmediği için sen benim haklarımı koru diye kendi güvenliğini şirketlere ve markalara teslim ediyor. Aslında bu yılda çok değişik bir şey var. Geçtiğimiz dönemde bilimle ilgili çok fazla haber yapıldı. Bilime güvenmemiz söylendi. Bilimden başka yolun olmaması gerektiği ifade edildi ki ben buna gönülden katılırım. Yolu, önümde iki tane yol varsa bilim yolundan gitmeyi tercih ederim. Ancak bu defa Edelman Güven Endeksinde inovasyonla bilim birbiriyle çelişiyor. Farklı toplumlarda bilime, farklı toplumlarda inovasyona yönelik talepler var. Daha fazlası Marketing Türkiye web sitesinde. Bütün bu araştırmaların tamamı aslında itibarı yüksek tutmak ve itibarlı anılmak için. İtibarlı kalın deyip aslında bu haftaki videomuzu tamamlamış olalım.